Evet kümelerde işlemlere geçtik. En çok soruların geldiği kısımlar arkadaşlar. Birleşim ve kesişim işlemleri. Birleşimin sembolü yukarı doğru şöyle U gibi, tam tersi de kesişim. Nedir bunlar? Birleşim arkadaşlar adı üstünde birleştiriyorsunuz. Hepsini, tüm elemanları alıyorsunuz. Kesişimde kesiştirdiğimiz kısmı düşünün. İki kümenin kesişimi, kesişmek, ortak eleman anlamında ortak bölgeye de kesişim diyoruz. İki kümenin kesişimi burası. Bunun tamamı da iki kümenin birleşimi. Sembolleri birbirine karıştırmamak adına bazen ben öğrencilerime şöyle yaparım. Birleşim sembolünün içerisine tüm elemanları doldurduğumuzu düşünün. Bunu bir tabak gibi, bardak gibi içeriye şöyle elemanları doldurduğumuzu düşünün. Dolduruyoruz yani birleştiriyoruz. Tamam mı? Kesişimde de ikisinin böyle sanki ayağına basmışız gibi, ortak elemanını almışız gibi aklınızda kalabilir. Hani görseller bazen akılda kalıcı oluyor. Bazen karıştırıyor öğrenciler çünkü hocam bu neydi kesişim miydi birleşim miydi falan. Tamam bu görsellerden umarım aklınızda kalır. Şimdi şöyle bir formülümüz var bu önemli. Ama bu aslında çok basit bir formül. Yani bunu birazcık anlamaya çalışalım. Göreceksiniz işe yarayacak ilerleyen aşamalarda. Arkadaşlar böyle kesişen iki küme düşünün. A ve B kümesi. Bakın elemanlarını yazalım beraber? Mesela burada bir eleman olsun, burada iki eleman olsun, burada da üç eleman olsun. Tamam mı? bize derse ki A birleşim B neresi arkadaşlar? Hepsi yani 1 2 3. A kesişim B derse ortak eleman neresi? 2 sadece. Tamam. Arkadaşlar bakın. Şurası birleşimlerinin eleman sayısı. Ne bulduk biz? 3 bulduk değil mi? Diyor ki A kümesinin eleman sayısına bak. A kümesinin eleman sayısı bazıları bir eleman diyor. Hayır A kümesi burası değil arkadaşlar. A kümesi şurası bakın. Sarıyla boyadığım bölge. Yani A kümesi iki elemanlı bir küme. Dolayısıyla A kümesinin eleman sayısı iki. B kümesinin eleman sayısı o da burası. O da iki. Bakın ikisini toplarsanız yani şurayı almadığınız zaman hata yapacağınızı göstermeye çalışıyorum. 2 artı 2 4 yapıyor 3'ü sağlamıyor. İşte ortak elemanın sayısını çıkarmanız gerekiyor o da bir elemanlı. Gerçekten de bu sağlamış oluyor. Yani A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısı da B'nin eleman sayısını toplayıp kesişim eleman sayısını çıkarman gerekiyor. Bu formül bizim için önemli bir formül. İleride küme problemlerinde de kullanacağız bunu. Gelin örneklerimizi inceleyelim. A kümesi bu. A kesişim B bu. A birleşim B'yi de bu olarak vermiş. Arkadaşlar iki tane küme çizmenizi istiyorum. A ve B deyin her zaman ama her zaman önce kesişim bölgesini doldurarak başlayın. Bakın dolduralım. Şurası. B ve C elemanları burada. A kümesinin elemanları A, B, C'ymiş ya. Zaten B ve C'nin yeri belli. A nerede? O zaman A bu tarafta diyorsunuz. Peki A birleşim B'nin elemanları da A, B, C, D, E'ymiş. A, B, C'nin yeri belli ise D ve E de burada diyorsunuz. Olay bu. B kümesini bulunuz. Bulduk. B kümesi Bakın sakın ha sakın DE yazanları çok görüyorum. DE değil. B kümesinin elemanları şunun tamamı. Bakın B kümesi bunun içindekilerin hepsi. Şunun içindekilerin hepsi. B, C, D, E. Evet. B kümesi budur. İkinci soru. A kümesinin eleman sayısı 10. B kümesinin eleman sayısı 8. A kesişim B'nin eleman sayısı 3. Diyor ki birleşim kaçtır? Hatırlarsınız şu formül önemli demiştim. O formülden de yapılabilir. Formülsüz de yapılabilir. İki türü de göstermek istiyorum. Formül şuydu. A bileşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. E burası bilinmiyor. Burası 10. Burası 8. Burası da 3. 18 eksi 3'ten bakın 15 çıkıyor. Formül yaptık. Gelin bir de formülsüz çözelim. Formülsüz yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Ben şeması çizersin. A kümesi B kümesi dersin. Şimdi bak buraya x buraya y buraya z de diyebilirsin harf verebilirsin ama belli olan yerleri belli olan yerler fazlaysa x y z vermene gerek yok ama ileride bunları da vereceğiz. Bak şimdi önce ne dedik kesişimle başla. Buranın eleman sayısı 3. A'nın eleman sayısı 10'muş. O zaman buraya kaç kalır? 7 kalır. Çünkü A'nın tamamı 10 çıksın diye. Gördünüz mü? B'nin eleman sayısı 8 çıksın diye. Buranın hepsi tamamı 8 çıksın diye. 3'ü buradaysa geriye kaç kaldı? 8'den 3 çıkar 5. E tamam bu bölge 7, bu bölge 3, bu bölge 5 elemanlı. Hepsini toplarsan tamamı 15 elemanlı olacak. Böyle de yapılabilir. 3'e bakalım. Şimdi bu karışık ifade bize ne anlatıyor? Bunları da anlamamız lazım. X öyle ki 3'ten büyük, 17'den küçük bir X'ten bahsediyor. Hemen aklınıza şu gelebilir. 4, 5, 6, 7, 8, 16'ya kadar. Ama burada bir bilgi daha var. X 4n. En. 4n'den kastı en doğal sayı olmak üzere. Burası şunu söylüyor arkadaşlar. Bu ifade kısaca. 4'ün katı demek istiyor kısaca. Yani 3 ile 17 arasındaki 4'ün katı sayılar. A kümesi o zaman 3'ten büyük. 4, 8, 12, 16. Evet. B de bakın x öyle ki 4'ten büyük 20'den küçük. 2n en, en eleman doğal sayı yani 2'nin katı olan sayılar. B 4'ten büyük dediği 6, 8, 10, 12, 14, 16 18. A kesişim B'yi sormuş ortak elemanlar. Bakalım ortaklar kimler? 8'leri gördüm ben. 12 ve 16. Başka var mı? Sanırım yok. Eleman sayısı kaçtır diye sormuş. Cevabımız ne olur? 3. Evet kesişim ve birleşimden sonraki kullanacağımız diğer işlemler fark ve tümleyen arkadaşlar. Fark işlemini söyleyelim önce. Nedir bu fark işlemi? A'nın B'den farkı dediğinde sadece A'da bulunan B'de bulunmayan anlamında oluyor. Yani şu kısım A ile B'nin kesişimi olmayacak. Sadece A'da bulunan kısım demek A fark B demek oluyor arkadaşlar. Ve gösterimi de ters slash ya da eksi ile gösterilebiliyor. İkisi de kullanılıyor. Diğeri de B fark A. Bu kısımda B fark A. B'nin A'dan farkı anlamında. B fark A diye gösteriliyor. Arada eksi olarak da görebiliriz. Örnek üzerinden bahsetmek istiyorum size bunu. Şurada bir örneğimiz var. İnceleyelim. Bakın hatta liste yöntemi şeklinde verilmiş. Liste olarak verilmişse Venn şemasına çevirebilirsiniz. Venn şemasına çevirirseniz daha rahat ediyorsunuz. Ama çevirmeden de yapılabilir tabii ki. Bakın. Venn şeması olarak göstermeye çalışalım. A, B. Önce her zaman nereye yazın demiştim? Ortak elemanları. Ortak elemanları işaretleyelim. D var. E var. Başka yok. Burada D var. E var. O zaman A'nın diğer elemanları A, B, C burada. Şu C. B'nin de F'si de burada. Aynen öyle. A fark B dediğimiz yer. Neresi? Şurası. A fark B. Bakın A fark B. A, B, C elemanı. Şu kısımda sadece B farkı olacak. Sadece B'de olan yani elemanlar. Evet buradan anlattık. Bakın A kümesinde olup B'de olmayan diye. B kümesinde olup A kümesinde olmayan diye. Umarım anlamışsınızdır. Peki burada verdiğimiz formülizasyon nedir? Bu eşitlik. Bunu bilmesen de olur. Aslında çok kolay bir eşitlik. A birleşim B hayal edin aklınızda. A birleşim B'nin tamamı A fark B az önce boyadık ya. A fark B bakın şurayı aldın diyor. Artı kesişimini aldın diyor. Orta bölgeyi aldın. Evet artı B fark A'yı aldın. Gördüğünüz gibi tamamını almış oluyorsun. A birleşim B'yi elde etmiş oluyorsun. Bundan bahsettik yani. Bu eşitlik sağlanır. Anlamında. Şimdi tümleyene geçelim. Tümleyi anlamak için önce evrensel küme bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar evrensel küme diye bir kümemiz var. Tüm kümeleri kapsayan en geniş kümeye biz evrensel küme diyoruz. Evrensel kümeyi genelde şöyle dikdörtgen şeklinde görürsünüz. Biz V şeması gösteriminde hatırlarsanız kümelerin dışına büyük harfle A diyorduk, B diyorduk, C diyorduk. Evrensel kümede dışarıya e yazmayız. Evrensel küme öyle bir küme ki hani her şeyi içine alıyordu ya ismini bile içine almış. Şöyle e diye yazılır. Görürseniz şaşırmayın. İçine mesela ya bir a kümesi yerleştirildi. Ya da şöyle olabilir a ve b kümesi içine yerleştirdik. Evrensel küme bu. Peki tümleyen nedir arkadaşlar? Bu tümleyen demek a kümesinin dışı demek arkadaşlar. Yani bu A kümesinin dışında kalan, bu gri ile boyanmış olan, şu an benim kırmızı ile işaretlediğim bölge A'nın tümleyeni oluyor ve gösterimi şu iki şekilde. A'nın üzerine şöyle küçük bir çizgi atarız sağ üst köşesine ya da A'nın üzerine düz çizgiyle de şöyle bir şapka şeklinde çizgide görebilirsiniz. Genelde biz bunu kullanacağız, bilginiz olsun. Yani A'nın tümleyeninin eleman sayısıyla A'nın eleman sayısını toplarsan ne elde edersin? Evrensel kümenin eleman sayısını elde edersin. Demorgan kuralı diye bir kural var. Bu diyor ki A kesişim B'nin bakın tamamının tümleyenini alırsan... A tümleyen birleşim B tümleyen oluyor. Tam tersi birleşimde de geçerli. Aslında özellik şu. Bu tümleyen sanki içeriye dağılıyormuş gibi düşünün. Bakın ikisine birden verdik. Ve ortadakini de değiştirdi. Aşağıya doğru bakıyorsa yukarı doğru baktı. Yukarı doğru bakıyorsa aşağıya doğru bakacak. Bakın burada anlattım. Görürseniz bu da işinize yarar. Bilginiz olsun. Bazen bu şekilde verilir. Bu şekilde geçerseniz daha rahat hesaplarsınız. Sorularda karşımıza çıkarsa size göstereceğim bunu. Sorularımızı inceleyelim beraber. Şimdi bakın A birleşim B'nin eleman sayısı 8. A fark B'nin eleman sayısı 3. B'nin eleman sayısı soruluyor. Çizerek yapabiliriz çok rahat. Ben şemasıyla göstermek mümkün bunu. A, B olsun. A fark B dediği kısım şurası. A fark B burası. Ve buranın eleman sayısı 3'müş. Yazalım. 3 eleman. İçeriye 3 yazmamda bir sakınca yok. Eleman sayısını gösteriyorum. Tamamının eleman sayısı 8'miş. O zaman şu ikisinin toplamı 5 olmalı. Ki tamamı 8 çıksın. Ve bize de bakın neresi sorulmuş. B'nin eleman sayısı. Zaten ben B kümesinin eleman sayısının 5 olduğunu söyledim. Dolayısıyla B'nin eleman sayısı 5'tir. İkinci soruyu inceleyelim. Yine iki tane küme çizdim. İşin içerisinde tümleyenler varsa evrensel kümeyi de çizmenizde fayda var. Arkadaşlar bu evrensel kümemiz olsun. A, B. Bakın Şuradan başlayalım mı? Kesişimden. A kesişim B'nin eleman sayısı 1. Şurası 1. B'nin eleman sayısı 4 S şuraya 3 kalır ki B'nin tamamı 4 elemanlı olsun diye. A'nın dışı da 10 elemanlıymış arkadaşlar. A'nın dışını bakın mavi ile 3 buraya giriyor. Gördünüz mü? Burası 10 elemanlı. 3'ü buradaysa 7'si de bu dış bölgededir diye yazdım. Şu çizgilerimi sileyim şu bölge 7 olacak. Ve bize bakın bu sorulmuş. Ben size az önce De Morgan'da ne dedim? Bakın A tümleyen kesişim B tümleyen. Bu aslında A birleşim B'nin parantezinin tümleyenidir. Sanki bu tümleyen içeri dağılmış gibi demiştim size. Bakın buna buna ve buna verildiğinde gördüğünüz gibi A tümleyen kesişim B tümleyen oluyor. Dolayısıyla A birleşim B'nin tamamının tümleyeni yapacağız. A birleşim B'nin tamamının tümleyeni yani dışı kaç elemanlıdır? 7 elemanlıdır. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 7'dir deriz. Tümleyeni bu şekilde daha kolay bir şekilde yani demorganı kullanarak hesaplayabilirsiniz. Evet küme problemlerindeyiz. Bunu size basit bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar buradaki i harfiyle gösterdiğim küme İngilizce bilenlerin kümesi. A harfiyle gösterdiğim küme de Almanca bilenlerin kümesi olsun. Ve bunun dışında da insanlar var. Onlar da İngilizce ve Almanca bilmeyenler. İşte buradaki D harfiyle, küçük D harfiyle gösterdiğim alan. Bize derse ki sorularda İngilizce bilenlerin sayısını sorarsa işte burası arkadaşlar. Bu içerideki A, B, C dediklerim sayıları. Eleman değil onlar arkadaşlar. Yani İngilizce bilenlerin sayısı burası. A artı B. Bakın yanılmayın. A diyen çok çıkıyor. A kısmı ne biliyor musunuz? Orası sadece İngilizce bilenler. Neden sadece kelimesini kullanıyoruz? Çünkü bu B, B'dekiler, küçük B harfiyle gösterdiğim kesişim kısmı hem İngilizce hem Almanca konuşabilen insanlar. Sadece İngilizce demek Almanca bilmeyip İngilizce bilenleri kastettiğimiz için. Bakın o burada. Sadece İngilizce bilenlerin sayısı A. Ama İngilizce bilenlerin sayısı A artı B. Buna dikkat. Almanca bilenlerin sayısı işte şurası. B artı C. Sadece Almanca bilenlerin sayısı C. Şurayı temizleyelim. İngilizce ve Almanca bilenlerin sayısı. Yani hem İngilizce hem Almanca bilenleri kastediyor. Yani ortak bölgeyi, kesişim bölgesini kastediyor. O da B. Dil bilmeyen yani İngilizce ve Almanca bilmeyenden kastı. O da dışarısı D olacak gelelim bundan sonrakine bakın dikkat edin bir dil konuşabilenlerin sayısı bir dil Elimizde İngilizce ve Almanca var. İngilizce konuşacak, Almanca konuşacak. Her ikisinde de konuşabilir mi? Ama bir dil konuşsun diyor. İki dil konuşsun demiyor. Bir dil konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Buradakiler Almanca konuşuyor. Buradakiler iki dil konuşuyor bakın. Buradakiler sıfır dil konuşuyor. O zaman bir dil konuşanların sayısı A artı C. En az bir derse şimdi oldu. En az bir işte burası. Bunlar en az bir dil konuşabiliyor. A artı B artı C. En çok bir dil. En çok bir ne demek? En çok bir birden daha da az olabilir. O yüzden bir dil ve hiç konuş konuşamayan A, C, D'yi alacağız. Bu kelimelere, kelime oyunlarına dikkat ederseniz sorularda zorluk yaşamazsınız. Bakalım sorularımıza. İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 40 kişilik bir turist grubunda. Şu ne demek biliyor musunuz? Dışarısı yok demek. Yani sadece iç bölge var demek. İngilizce, Almanca. Evrensel kümeye çizmene gerek yok demek istiyor. 40 kişilik bir turist grubunda. 24 kişi İngilizce biliyor. Arkadaşlar, şöyle yapalım mı? Buralara küçük a, b, c diyeyim. Mesela bana soru şunu anlatmış: a artı b artı c'nin 40 olduğunu söylüyor. İngilizce dediği yer a artı b eşittir 24. Yani şurası 24 ise, o zaman c'yi bulabiliriz, değil mi? 40'tan 24 çıkarırsam, c'ye ne kalıyor buradan? 16. 21 kişi Almanca konuşabiliyor. Yani b artı c'yi söylemiş, 21. E c'yi bulmuştuk, 16 idi, değil mi? O zaman b'ye ne kalır? Şuraya yazalım. B de 5 kalır. B'yi bulduk. C'yi bulduk. A artı B 24'tü. B yerine 5 yazarsanız şurada A ya da 19 kalıyor. Şu an herkesi bulduk arkadaşlar. Hem İngilizce hem Almanca konuşabilen kaç kişi vardır? Yani ortak bölgeyi soruyor. Şurayı soruyor. O da 5. İkinci sorumuza bakalım. Futbol ve basketbol kursu verilen bir spor okuluna 50 öğrenci kayıtlıdır. Evrensel kümede var aynı zamanda. Futbol, basketbol ve bunların dışında da futbol ve basketbol oynamayan insanlar da olabilir. Evrensel kümeyi de çizelim. Futbol kursuna katılanların sayısı basketbol kursuna katılanların sayısının iki katıdır. Sanırım evrensel küme ihtiyacımız olmayacak bu soruda. İhtiyacımız olsa çizeriz gerçi yine arkadaşlar. Yani futbol ve basketbol oynamayan insanlardan bahsetmedi. Olursa ekleriz. Şimdi devam edelim. Futbol kursuna katılanların sayısı arkadaşlar bir denklem kuracağız hatırlarsanız. I ve nın geliyor. Tamam, denklem oluşturacağız ya, o yüzden buralara harf vermemizde fayda var. A, B, C diyelim. Şimdi denklemimizi oluşturalım. Futbol kursuna katılanların sayısı A artı B eşittir. Basketbol kursuna katılanların sayısının B artı C'nin iki katıdır demiş. Çarpı 2. İlk bilgiyi de yazalım. Şu 50 neydi? Onu da şuraya yazalım. A artı B artı C eşittir 50. Bu bilgiyi biliyoruz. İkinci bilgiyi verdi bize. Hem basketbol hem futbol kursuna katılanların sayısı 4. Arkadaşlar şuranın 4 olduğunu söylemiş. O zaman gidip B yerine 4 yazalım. B yerine şuralara 4 yazalım. Düzenleyelim. Burayı düzenlersem 4'ü karşıya atarsam A artı C eşittir 46. 2'yi içeri dağıtıp burayı da düzenleyelim. A artı 4 eşittir 8 artı 2C. Evet küçük bir denklem oluşturalım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attım. A eksi 2C eşittir 4. Bir bu var elimizde. Bir de bu da var. 2 bilinmeyen iki denklem taraf tarafa yok etmeyle çözelim. Acaba ne soruyor? Sadece futbola kayıtlı öğrenci. Kaç öğrenci vardır? Yani sadece futbol dediği için küçük A'yı sordu. O yüzden C'yi yok edelim. Bunu 2 ile çarpıp bunun altına yazıyorum arkadaşlar. Bakın 2 ile çarpıyorum. 2A çarpı 2 de şuraya not alayım. Artı 2C eşittir 92. Toplayalım. Bakın 2C'ler gitti. 3A eşittir 96. Her tarafı 3'e bölersek buradan A eşittir 32 çıkar. Evet şekiller üzerinden, Venn şeması üzerinden bize boyalı bölgeler sorulabilir. Bunu buradaki üçlü küme üzerinden bir örnek yaparak size göstermek istiyorum. A, B, C kümeleri bu şekilde olsun. İçindeki elemanlar da gösterilmiş bakın. A kesişim, B kesişim, C yani üçünün de ortak noktası. Bakın burada D. İkili ikili nasıl yaparız onu da göstereyim. A birleşim B, kesişim C. Arkadaşlar böyle sorularda zorlanabilirsiniz. Tavsiyemi söyleyeyim. A birleşim B, kesişim C'yi sordu ya. Bak şimdi. Şuranın elemanlarını yazabilirsin. Tam git altına yaz. Beraber yapalım mı? Bak şimdi A birleşim B'nin elemanlarını yazıyorum buraya. A var, B, C, D, E, F. A birleşim B. Gördünüz mü? Burası. Hepsini yazdım. Kesişim C'nin elemanlarını yazıyorum. C'nin bütün elemanlarını yazıyorum. İsterseniz küme parantezi de koyun. E, D, F, G. Bu sembol neydi? Kesişim, ortak eleman. Hemen ortakları işaretleyelim. Bakın benim gördüğüm E var, F var, D var şurada, değil mi? D var. Başka var mı? Başka yok. O yüzden buradan diyorsunuz ki eşittir E, D, F. Yerlerinin değişmesi çok önemli değil. D, e, F, D yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sonuca ulaştık. Burada da aynı yöntemi kullanın arkadaşlar. A fark B'yi belirleyin. Hemen belirleyelim. Bu gözümüzde de görülebiliyor. A fark B şurası arkadaşlar. A, E. C fark B'yi belirleyin. C'nin B'den farkı. Şurası arkadaşlar. E, G. İkisini birleştir dedi. A, E, G. Gördüğünüz gibi. Yani gözünüzle yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız yukarıda gösterdiğim yöntemle elemanları tek tek yazın. Bakın yine De Morgan'ı kullanacağımız bir şey gelmiş. Bu gösterim A birleşim B'nin değili olacağı için. A birleşim B'nin dışında sadece de G elemanının kaldığını gözümüzde görebiliyoruz. Peki örneklerimizi inceleyelim. Taralı bölgeler nasıl ifade edilir diye sorular sorulmuş. İfade etmeye çalışalım. Şimdi bak A ile B'nin ortak bölgesi var. Ortak bölgesinden şurası atılmış. Burayı atacağız. A kesişim B'den atacağız. Fark yapacağız. Nereyi? İsterseniz C'nin tamamını atın. Evet böyle gösterebiliriz. Hocam C'nin tamamı değil de şöyle atsak olmaz mıydı? A kesişim, B kesişim, C'yi atsak olmaz mıydı? Bu da olurdu. Yani bir fark, çok farklı çeşitlerde bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen artık burada şıklardan gitmek faydalı olacaktır. Yani böyle de olur. A kesişim, B fark, C de olur. Peki ikinci soruya da bakalım. Şöyle düşünmek istedim. Bununla bunu birleştirmek istedim. Düşüncem şu. A kesişim B ile birleştiriyorum birleştiriyorum. A kesişim C'yi. Gördünüz mü? Evet böyle yapılabilir. Başka da geldi aklıma arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. B birleşim C ile kesiştir A'yı. Bakın bu da olabilir. Yani B ile C'nin tamamını düşünün. B ile C'nin tamamı, tamam mı? Bununla A'nın ortak noktası. A'nın ortak bölgesi. İşte o da burası. Aynı şey çıkıyor. İkisi de doğrudur. Farklı şekillerde gösterilebilir tekrar söylüyorum. Artık bu tarz sorularda şıklardan hareket etmek lazım. Evet kartezyen çarpım konusuna bakalım. Sıralı ikili arkadaşlar parantezin içerisine böyle yan yana arada virgül koyarak iki eleman görürseniz biz bunlara sıralı ikililer diyoruz. Sıralı ikililerde eşitlik görürseniz mesela 2 virgül 5. A virgül B eşittir 2 virgül 5 ise anlayacaksınız ki birinci elemanlar birinci elemanlara ikinci elemanlarda ikinci elemanlara eşittir. Basit bir konu. Kartezyen çarpım nedir onu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar iki kümenin arasına şöyle çarpı görürseniz iki kümenin arasına bu çarpı kartezyen çarpım yap demek yani birbiriyle gruplama yap eşleme yap örnek yapmam lazım ki daha iyi anlayasınız. bak şimdi şurada sağda bir örneğimiz var şu A kümesi 3,4 B kümesi 1 2 3. dikkatli bakın A kartezyen B bunun okunuşu kartezyen A kartezyen B yapın derse önce A'dan eleman alacaksın bir tane sonra B'den eleman alacaksın 3 1 burada 3 2 burada 3 3 gördünüz mü 4 1 4 2 4, 3. Herkesi eşitlik tek tek. Yanlışlıkla önce B'den alırsanız hata yaparsınız. Mesela A kartezyen B'nin içerisine 1, 3 yazarsan hatalıdır. 1, 3 diye bir eleman olamaz. Çünkü şunu anlıyoruz. Bakın, bakın şimdi. Sorular sorulacak size. Size mesela bu verilmedi. Tam kapattım üstünü. Ama size bu verildi. Bu verildiği zaman sen A kümesini ve B kümesini bulabiliyorsun. Anlıyorsun ki birinci elemanlar 3, 3, 3, 4, 4, 4. Bunlar A'nın elemanı. Yani A, 3,4'ten oluşuyor. İkinci elemanlara bakın. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunlar da B'nin elemanı. Anladınız mı? İki türlü de olabilir. O yüzden sıralama önemli. B kartezyen ayı soramaz mıydı? Sorabilirdi. Hani önce B'yi yazsaydık. O da tam tersi olurdu. B kartezyen A deseydi. Önce B'den alacağız. Sonra A'dan alacağız. İşte 1, 3. Şöyle. 1, 4 virgül, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4 diye gidiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Tamam mı? Bunları grafik üzerinde de gösterebiliriz. Bildiğiniz bu koordinat ekseni aslında. Fakat x, eksenleri değil. Artık burası a kümesinin ekseni ve b kümesinin ekseni oluyor. A kümesinin elemanları işte 3, 4. Normalde burası 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor ya. Bakın B'nin elemanları da 1, 2, 3. Buradaki 3, 1 eşlemesini kullanıyorsun. Önce 3, 3, 1. İkisinin tam kesiştiği nokta. 4, 1. Bu noktaları böyle işaretleyip etrafından da şöyle geçtiğin zaman işte bu da A kartezyen B'nin koordinat ekseni üzerindeki gösterimi, şekli, grafiği de diyebiliriz. Şimdi burada anlattığımız bazı şeyler var. Bakın az önce konuştuk aslında. A kartezyen B eşit değildir B kartezyen A'ya. Yer değiştirdiğinde eşitlik olmuyor. Az önce bunu örnek üzerinden gösterdim. A kartezyen B'nin eleman sayısını bulurken A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını çarpabilirsin. Az önceki örneğimize gelelim. Kaç eleman mı yaptık az önce biz? 1 2, 3, 4, 5, 6 eleman yaptık. A'nın eleman sayısı 2, B'nin eleman sayısı 3. 2 çarpı 3 yaptığımızda 6 olacağı için zaten eleman sayısını da kolay bir şekilde hesaplayabilirdik. Şuna bakalım. Boş küme ile kartezyen yaparsan boş küme olur. Neden? Eşleme yapıyoruz ya elemanları. Boş kümeye bir eşlemeye götüreceksin. Hiçbir eleman yok. Neyle eşleyeceksin? O yüzden boş küme. A kartezyen B'nin eleman sayısıyla B kartezyen eleman sayısı eşittir. Bakın burada elemanlarla alakalı bir durum vardı. Elemanlar birbirinin aynısı değil ama sayı olarak, adet olarak eşitiz. Şunu göstereyim. B birleşim C kümesine A'yı kartezyen yaparsak bunu dağıtabiliriz içeriye. Aynı böyle dağılma elemanı gibi, dağılma özelliği gibi düşünün. Bak şimdi 2 çarpı x artı 3. Sen burada ne yapıyorsun? 2x değil mi? Artı 2 çarpı 3 diye dağıtabiliyorsun. Aynısını burada yapabilirsin. Bak dikkatli bakmanızı istiyorum. A kartezyen B. Gördün mü? burada. Birleşim, birleşim A kartezyen C diye yazılabilir. Altta da bunun bir benzeri var. Hani burada muhtemelen şöyle kesişim yapacaktık. Şöyle olacaktı. Aynısını yazmışız. Kesişimli olacak. Kesişimde de yapılabilir yani. Evet örneklerimizi inceleyelim. Arkadaşlar virgülün olduğu yer çok önemli bizim için. Bakın sıralı ikiller arasında eşitlik var. O zaman birinci eleman x artı y buradaki birinci elemana eşit. x artı y eşittir 8. İkinci eleman 7 buradaki ikinci elemana eşit. 2x artı 1 eşittir 7. Biri karşıya atarsak 2x eşittir 6. Her tarafı 2'ye bölersek x 3 çıktı. X'in yerine 3 yazarsak y'yi de 5 buluruz. Bu 3 bu 5 çarptık 15 çıktı. İkinci soruya bakalım. X öyle ki 24'ten büyük, 99'dan küçük. Anlatmıştık buraya hatırlarsanız. 5'in katı olan sayılar. Nasıl olacak yani bu? 25, 30, 35 hepsini tek tek yazmayalım. En son 95 var. B de diyor ki asal rakamlar. Asal rakamlar 2, 3, 5, 7 değil mi? Başka yok rakam dediği için. Rakamlar biliyorsunuz 9'a kadar. Bakın A kartezyen B'nin eleman sayısını soruyor. Eleman sayısını sorarken ne yapıyorduk? A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpabiliriz. Değil mi? A'nın eleman sayısını bulalım. B'nin eleman sayısı belli zaten. 4 elemanlı olduğu görünüyor. A'nın eleman sayısını şu anda göremiyoruz. Gelin burada terim sayısı yapalım. Temel kavramlarda anlatmıştık bunu. Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı artı 1. 95 eksi 25, 70. Bölü 5 yaptığımızda 14. Artı 1 yaptığımızda da 15 çıktı. 15 çarpı 4 yapınca da 60 elemanlı diyebiliriz. Evet kümeler konusunu bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.